Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 41'deki son paragrafta kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Yani en son bize şeyi anlatıyordu. Bu itikadın dayandığı, yani doğru itikat nedir? O bağlamda son paragrafta kalmıştık. Femen edare nazarahu fi acaibi hadihil mezkurati min halqil ardayni ve semavati. İşte kim düşüncesini yoğunlaştırırsa, yani yukarıda zikredilen harikulade şeyler üzerinde, yani nereden anlatılıyor, hangi bağlamda anlatılıyor bunlar? İşte iki yer, iki yerden kastı, yani yeryüzüdür muhtemelen, öyle tahmin ediyorum. Yeryüzünde var edilen, yerlerde ve göklerde var edilen, o zikredilen güzelliklere bakınca insan bunun üzerinde düşüncelerini yoğunlaştıran bir kimse ve bedai'i fıtratil hayvanati ve nebatati, işte bu çiçekle şey, çiçeğin, böceğin, yani bitkilerin, hayvanların o eşsiz fıtratları hakkında düşünürse ve sairi meştemelet aleyhil ayatul afakiyyetu vel enfusiyyetu. Yani böyle ne diyelim, diğer işte afaki demek, yani insanın dışındaki deliller, ayetler, enfusi derken de insanın içindeki, insandaki deliller, bunları kapsayan diğer güzellikleri düşünürse, kekavlihi Teala, Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Yani burada enfüsi delillere, delile örnek olarak getiriyor bunu. Ve lekad halaknel insane min sülaletin min tinin. Yani biz insanı böyle çamurdan gelen bir dölle, bir suyla yarattık. Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekinin. Sonra onu böyle sağlam bir yerde kıldık. Yani Bari. nutfe meni sperm demek. Sümme halaknen nutfete alagaten. Sonra bu spermi pıhtılaşmış kana veya embriyoya dönüştürdük. Fehalaknel alagate mudgaten. Bu pıhtıyı, embriyoyu et parçasına kıldık. Fehalaknel mudgate idamen. Bu et parçasına kemik giydirdik. Yani içinde kemik yarattık. Artık her şey söylenebilir burada. Ve kesevnel izame lahmen. Sonra bu deri kemiğe de et giydirdik. Sümme enşe'nehu halkan ahire. Sonra bambaşka bir şeye dönüştürdük. Ve tebârekallâhu ahsenul hâliqîne. Yani yaratanların en iyisi olan Allah ne kadar yücedir. Vakat kâlallâhu teâlâ, yine Allah Teala buyurmuştur ki senürihum âyâtinâ fil âfâki ve fi enfusihim. Yani biz onlara ayetlerimizi, delillerimizi göstereceğiz. Nerede? İşte dış dünyadaki ve iç dünyalarındaki. Hatta yetebeyyene lehum, onlara açık olsun diye, apaçık, aşikar olsun diye. Nedir o? Ennehul hakku. Hak olan nedir? O apaçık olsun diye. Evelem yekfi bi rabbike. Yani sana Rabbin yetmiyor mu? Ennehu ala kulli şeyin şehit. O her şeyi görendir. Yani her şeyin nasıl olduğuna şahit olandır diye ifade ediyor. Evet hocam, sen bir şey mi söylüyordun Kadir hocam? Yok hocam. Eyvallah. Şey sadece o arzı yine diye okumamız daha iyi olur hocam yukarıdan. Ardı yine diyor. Yerler ve gökler.
min halkina zine ve semavat. Sanki şey mi, Cem ve Müzekker Salim yapmış gibi mi hocam? Evet, çünkü şeyin öyle çoğulu, arzın bir çoğulu Cem'in Müzekker Salim olarak geliyor yani. Çok arzı enteresan hocam. Yani normalde arz müennes bir isim, evet, değil mi hocam? Şey, o semai müennes mi diyorsun, orada emin olamadım. Bir bakayım dedim, çoğulu arzune şeklinde bir çoğul geliyor. Yok, şey evet, oluyor, evet, hocam. Doğru hocam, semai müennes ama çoğulu erazin ve arzune şeklinde geliyormuş. Doğru. Yani hocam, yani böyle kural dışı kullanımlar bayağı var. Yani müellifler de sağ olsunlar bu tür şeyleri, kullanımları pek seviyorlar. Ve yani, biliyorsun genelde Kur'an-ı Kerim'de de semavat ve arz diye geçer. Arz tekildir. Aynen. Aynen. Şeydir. Hatta şu ya, an dünya düzcüler de onu söylüyorlar. Arz tekildir. O da enteresan hocam. Evet. Yani şey de hocam, bazen ya gerçekten bu tahkik işi çok zor bir iş. Yani bakıyorsun birisi öyle okumuş, birisi böyle okumuş. Evet. Yani orada da şeyler olabilir aslında. Farklılıklar olabilir yani. Evet, Adem Hoca da teşrif etmişler. Ona da hoş geldin diyoruz. Ve fi kulli şeyin lehu şahidu yedullu ala ennehu vahidu. Yani her şeyde yani Allah'a şahitlik eden, yani Allah'ın var olduğunu gösteren şeyler vardır. Ki bu da neye delalet eder? Onun tek bir tane olduğunu delalet eder. Elcehu zalike ilel hukmi bi enne hazihil umurel acibete. Yani burada şu hükme sığınıyor diye anlıyorum. Nedir? Bu gerçekten güzel, mükemmel işler. Ma hazihi teratibil muhkemetil garibeti. Gerçekten çok ilginç, sağlam bir, ne diyelim, sıralamalar, düzenlemeler, nizamlarla birlikte devam eden bir şeye işaret ediyor veya bunu anlatarak veya buna sığınarak Allah'ın bir olduğunu ispatlamaya çalışıyor gibi bir anlam çıkabilir buradan. La yestagni kullum minha. Yani bu ne kadar şey varsa etrafımızda gördüğümüz, ne kadar mahlukat, ne kadar varlık varsa bunlar müstani olamaz. Yani ne diyelim, müstani olmamak, yani hiçbir şeye muhtaç olmamak. An sani'in evcedehu minel ademi. Yani yokluktan yaratan bir yaratıcıdan müstani olamazlar. Yani mutlaka hepsi bir yaratıcıya muhtaçtır. Ve an hakimin, yani şöyle hikmetli bir yaratıcıdan müstahane olamazlar. Nedir o? Rettebehu ala kanunin. Yani her şeyin varlık yasalarını, tabir yerindeyse yani bu, ben bu tabiri de Şaban Ali Hoca'dan öğrendim. Varlık yasaları bence güzel bir tabir. Yani varlığın işletildiği yasaları koyan bir hikmetli yaratıcıdan. Ki evda'a fihi fununen minel hukmi. Yani böyle çeşit çeşit her şeyin kendisine has böyle hikmetli olarak kuralını koyan hakim bir yaratıcı. Hiç kimse bundan müstani olamaz. Ve ala hada, işte Allah-u Teala'nın koyduğu bu varlık yasalarına göre derecet kullul ukala'u, yani bütün akıllılar buna göre, ne diyelim, derece derecedir. İlla, yani ben bunu dikkat çekme edatı olarak anladım. Men la ibarate bi mukabaratihi ke ba'di tehriyeti mines sufahai. Yani bu kadar güzellikler dururken, yani bu güzelliklerin bir intizam halinde olmasını sağlayan bir yaratıcı varken, işte böyle gerçekten aşağılık olan adamların, işte
dehriler gibi bu aşağılık adamların kibirlenmelerinde hiçbir kıymet, ehemmiyet verilmez. Hiçbir değerde yoktur. Ve inneme kufru bağdıyım. Şimdi burada küfür çeşitlerini, yani Allah'a inkar çeşitlerini burada ifade edecek. Bazılarının küfürleri şöyle olur diyor. Nasıl? Bil iştiraki. Yani şirk yoluyla. Bazı insanlar ne yaparlar? Küfre giderler. Haythu da'u ma'allahi ilahen ahar. Yani Allah'ın yanında başka bir ilaha da dua ederler, kulluk ederler. Yani dua, kulluk kelimesiyle eş anlamlı kullanıldığı yerler de var. Yani şöyle kuralları var ya, tam ifadelerini bilmiyorum ama yani parçayı söylersiniz, bütünü kastedersiniz. Yani bu parçalar da öyle anlamlı parçalardır. Öyle bir şeydir ki yani direkt bütünü yansıtan parçalardır. Dua da işte kulluk bağlamında böyle bir parçadır. Buna işaret ediyor diye düşünüyorum. Yani işte ne dedi? İnsanların küfürleri çeşit çeşittir. Kimisi şirk yoluyla. Yani Allah'ın yanında başka bir ilaha da dua ederek, kulluk ederek yapar. Hızlı gidersem uyarın arkadaşlar beni. Ne gibi? Ke abedetil asnami. Putlara tapanlar gibi. Ve sairil veseniyine minel enami. Yine insanlardan başka putçular gibi. Yani putçuluğunda farklı versiyonları var. Yani onlar gibi diyor. Tabi burada şeyde ayırıyorlar. Yani en yüce ilah Allah-u Teala, işte ona ulaştıran aracılar, bunlara henoteist diyorlar. Yani bunlarda gene bir tanrı fikri var. Bazılarında da yani böyle bir yüce tanrı şey yok, fikri yok. Başka başka tanrılar var. Onlara da politeizm diyorlar, biliyorsunuz. Ve bazı bir kısmının küfrü de şöyledir. Bi nisbeti ba'dil havadisi ila gayrihi ta'ala kel mecusi. Yani mecusiler gibi bazı gerçekleşen şeyleri, bazı olayları Allah'tan başkasına nispet etmekle küfre girenler vardır. Kim gibi? Mecusiler gibi. Yani havadis deyince burada, yani direkt başlı başına bir varlıktan öte, yani eylemsel bir süreci ifade ediyor. Yani onu burada belirtmek lazım. يَنْسِبُونَ الشَّرَّ اِلَى ظُلْمَةِ اَهْرِمَنَ. Mesela işte kötülüğü neye nispet ediyor bunlar? Ehrimenin zulmüne veya karanlığına. Tamam, zulüm, zulmet. Bak ikisi birbiriyle çok yakın ilişkilidir. Yani karanlık ve zulüm. Şimdi hakikaten bu kelimeler özenle seçilmiş kelimeler. Öyle düşünüyorum bak. Yani hak açığa çıkarılması gereken bir şeydir. Yani küfür de hakkın üstünü örtmektir. Yani en büyük küfür de işte zulümdür. Zulüm de ne? Karanlık. Karanlıktan âlâ şey olur mu? Hakkın hakikatini üstünü örten. Yani böyle bir ne diyelim, bir anlam sistematiği var. Her kavramın, kelimenin arasında. Yani gerçekten insan bunları gördükçe daha da bir zevk alıyor, daha da hoş. Yani bu aynı zamanda insanın sistematik düşünmesini de kuvvetlendiren bir şey. Bunu her zaman tavsiye ederim. Yani o kavramların kökenlerine, etimolojilerine her zaman değer verin. Yani insanın ufkunu çok açıyor yani. Kadir Hocam, sen bir şey demek ister misin? Hocam, genelde Arapça kelimeler dediğin gibi somut kültürden geldiği için somut bir anlamdan soyut anlama geçiş var. Ve hakikaten o somut anlamı bilmek çok güzel zenginlik katıyor. Hani akıl, mesela bir deveni, ipini, deveyi bir yere bağladığımız ipe veriliyor mesela. Onun gibi çok güzel bir şey bence söyledin. Bu kök anlamlarındaki o somut anlamdan bilmek soyut anlamı daha böyle zenginleştiriyor, güzelleştiriyor yani. Aynen, yani bir anlamda bu kavramlar bize şeyi de gösteriyor hocam sanki.
Yani Allah'la nasıl bir ilişki kuracağımızı da gösteriyor. Yani şimdi burada benim yorumumdur bu. Allah bizimle insanca konuşuyor. Allahça konuşmuyor. İnsanca konuşurken de aslında bu tür mecazlardır, kelime oyunlarıdır. Hocam dediniz ya hocam somuttan soyuta aslında onun yolunu gösteriyor bize bu şekilde. Çok şeydir, hoştur, anlamlıdır. Evet. Bir de hani derler ya hocam yani kelam, kelamullahın ilmidir. Yani aslında kelamın sistematiğine, mantığına baktığın zaman da bunu görüyoruz. Yani bunu bir sistem, bir yöntem olarak benimsiyor. Yani böyle irtibatlandırdığım zaman çok anlamlı şeyler çıkıyor diye düşünüyorum yani. Evet. Evet. Ne yapıyor diyor bu adamlar? Şerri ehrimenin yani zulmetine nispet ediyorlar. Karanlığına. Evet, ehrimen kötülüğü yaratan tanrı mecusilikte. Ve huve şeytanu ki o da şeytandır. Şeytanı ifade eder. Vel hayra ila nuri rahmani. Hayrı da iyiliği de Rahman'ın ışığına nispet ediyorlar. Başka kim var? Tebadil veseniyine yani bu bağlamda yani hadiseleri, olayları, eylemleri Allah'tan başkasına nispet edenler. Mecusileri örnek verdi. Bir de başkalarını örnek veriyor. Kimdir o? Tebadil veseniyine minel avami. Yani sıradan putçular. Evet. Yani böyle çok entelektüel bir seviyeye çıkamamış. Öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum Kadir Hocam? Evet, evet. Avam içindeki burçlular. Evet. Yensibune ba'dal asari. Bak, asar dediği zaman da sonuçlar, neticeler. Yani iz demek. Yani bir şeyin sonucunda ortaya çıkan şeyler. Evet. Bunları bazı bu tür şeyleri nispet ederler. İlel asnami. Kime? Putlara nispet ederler. Kema akbarallahu subhanahu ve taala anhum bi kavlihi. Allah Teala'nın şu sözünde haber verdiği gibi. İnne kulu illa tarake ba'du alihatina bi su'in. Burada illa yanılmıyorsam dikkat çekme anlamında müşrikler muhtemelen Hazreti Peygamber'e diyorlar. Hud suresinde geçiyor. Yani öyle anlaşılıyor ki işte bazı ilahlarımız seni çarpmış gibi bir şey var. Anlam verilmiş şeylerden de bakabilirsiniz. Meallerden. Evet. Devam ediyoruz. Ve kessabiine. Kessabiine. Sabiler. Genelde bizim şeye yıldıza tapanlar şeklinde tercüme ediliyor. Sabiiler. Ve badil müneccimine. Bazı ne diyelim işte yıldızcılar, gök cisimleriyle ilgilenenler. Ha, nasıl yapıyorlar onlar da? Haythu yensibune ba'del asari ilel kevakibi. Yani bu neticeleri gök cisimlerine yüklüyor. Yani o gök cisimleri böyle hareket ederken birbirlerini etkilerler. Yani o etkileri direkt gök cisimlerine derler diyor. Lima fiha minel envar. Yani onlardan gelen ışıklar bağlamında. Yani şimdi güneş mesela ne yapıyor? Dünyayı, gezegenleri ışıtıyor. İşte dünyada atmosfer var, su var, uygun bir ortam var. Yani yaşamı besleyen en önemli nedir? Etkenlerden bir tanesidir mesela. Bunun gibi. Subhanehu ve Teala amma yüşrikûne. Yüce Allah onların koşmuş oldukları bu şirklerden tamamen münezzehtir. Yani bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Allah'ın bunların kurduğu hayallerden tamamen beridir. Ve ba'dihim bazılarınki de bazılarının inkârı küfrü de bir inkârı مَا جَعَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اِنْكَارَهُ كُفْرًا. Bazıları ki nasıldır? Allah-u Teala'nın işte bir konuyu düşünün, o konunun inkar edilmesini küfür olarak nitelemiş Allah-u Teala. Tamam mı?
Ha, bu fiili yaparak inkar edenler. Bak, ne örnek verecek? Şey, ahiretin inkarını örnek verecek. Yani Kur'an'ın üç ana konusu var, değil mi? Tevhid, nübüvvet, me'ad, yani ahiret. Yani Allah kendisine imanla birlikte bu ahirete iman konusunu vurguluyor. Yani bunun inkarını kendisini inkar olarak da değerlendiriyor. Adam tam ben Allah diye bir şey kabul ediyorum ama ahiret fikrini kabul etmiyorum diyor mesela. Bunları kastediyor. Yani ha Allah'ı inkar etmişsin, ha ahireti inkar etmişsin. Bu nevi bir takım inkarlar da var. Ne gibi? Kel ba'si, işte yeniden diriliş ve ihya'il mevta fi daril karari, karar yurdunda. Yani ahiret yurdunda ölülerin diriltilmesini inkar ki. Aklına bir şey geldi mi hocam? Hocam evet. Filozoflara gönderiyor herhalde. Aha. Yani onlar cismani haşrı kabul etmiyorlar diye. Doğru. Muhtemeldir hocam. Yani filozoflar çok çekmişler yani. Evet. Evet. Hâzel mikrâru, bak buraya kadar anlattığımız bu kadar şey kâfin, yeterlidir bi ulil ebsâri. Yani basiret sahibi olanlar, içgörü, yani aklı başında olanlar, yani sanki gözüyle görüyormuşçasına aklıyla görenler, daha çok şey söyleyebiliriz. Bu insanlar için burada anlattığımız şeyler, yani bu konuda, yani Allah'ın varlığıyla ilgili, yani Allah'ın tek olduğu, çünkü o vurguyu yapmıştı hatırlarsanız, yani aslında Allah-u Teala'nın ya ispat-ı vacipte uğraşmıyor diyor yani açıkça. Bunlar yukarı. Burada Ebu Hanife'nin ortaya koymaya çalıştığı şey nedir? Tevhid. Yani tevhid merkezi gidiyor diyor. Dolayısıyla bu da yeter diyor, bu kadar şey. Velize bu nedenle a'radna anil mukaddimatil akliyetilleti rattabethan nuzzaru ala sebilil istifhari. Dolayısıyla burada yani böyle bu konuda düşünen, kalem oynatan, fikir sahibi insanların yani işte açıklama, beyan etme şekiller, yani metodolojik bir takım uygulamalarından hareketle ortaya koydukları akli öncüller veya akli ilkeler, dolayısıyla bunlara burada yer vermeyeceğiz diyor. Yani bu kadar anlattığımız şey yeterlidir. Çok detaya da girmemizin bir anlamı yok demek istiyor. Ve mücmelu, ha biz bunun genelini söyleyelim. Genel, özet bir şekilde ifade edelim diyor. Ennel aleme, alem hadis. Hadistir. Yani sonradan olmadı. Yani bizim kelamda bu hudus, kıdem, bunlar genel itibariyle zemani, yani zamansal olarak ele alınır. Yani hareket noktası odur. Yani hadisten maksat nedir? Yani tabi bu zaman insana nispetle olan bir şey. Sonradan olandır. Yani sonradan var edilendir. Ne demek? Varlığının başlangıcı olan demek. Başlangıç, bunların hepsi nedir? Zamansal ifade. Bir mana muhdesin. Yani sonradan var edilmiş anlamında hadistir. Alem. Vucide badel ademi. Yani ne demek sonradan var edilmek? Yokluktan var edilmek. Yokluktan ortaya çıkıyor. Bu vurgu vardır arkadaşlar. Özellikle yani bu genel itibariyle felsefeden ayıran noktalardan bir tanesidir. Yani bizdeki şey yokluktandır. Yani daha önce hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı şeklinde. Tabii yani bu özellikle antik felsefede falan yani Tanrı'yla birlikte aslında varlık da vardı. Yani bu heyula falan şeklinde de ifade ediyorlar. Tabii yani bir felsefeci kadar bunu açıklamamız mümkün değil ama bildiğimiz kadarıyla bunu söyleyelim. Tabii bizim
filozoflar da daha farklı bir şekilde yorumluyorlar. Yani biraz daha tevhidi ifade etme gayretiyle. Yani buradaki kıdemdir, kıdem falan, bunu zamansal olarak almıyorlar, varlıksal olarak alıyorlar. Yani Tanrı'nın varlığı varlıksal olarak öncedir. Zamansal bir şey değildir diye. Neyse, bunların detaylarıyla çok fazla uğraşmayalım. Huvallahu subhanehu. Yani ve zâlikel muhti, pardon ya, atladık herhalde. Ve huve muhtacun ila muhtisin. Yani bu alem, yani hadis olan bir şey. Hadisin en temel özelliği budur arkadaşlar. Bir ihdas ediciye, yani bir var ediciye muhtaçtır. Mavsufin bi sıfatil kıdem. Yani kadimlik niteliğiyle sıfatlanmış, vasıflanmış bir muhtise ihtiyacı var hadis olan. Ve zâlikel muhtisu mucidul mevcudi. Ha, bu muhtis de kimdir? Yani varlığı var eden. Huvallahu subhanehu. Bu da kimdir? Her şeyden münezzeh olan Allah-u Teala'dır. Hocam sen o anlattın ya, Sümeni hükümdarla ilgili bir hikaye. Evet. Bu aklıma geldi yani. Evet. Güzel bir hikaye değil mi o? Kesinlikle hocam. Yani senden öğrendik bu hikayeyi. Birçok yerde anlatıyorum yani. Ben de ilk öğrendiğimden beri her ders şeyde anlatırım, her dönem geri geldim. Allah razı olsun hocam. Yani kelamın önemini en iyi anlatan şeylerden, hikayelerden birisi ya. Kema yushiru ileyhi kavlu teala. Yani Allah-u Teala'nın şu sözünün işaret ettiği gibi. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyi yaratandır. Ve kavlu yine şu sözünde olduğu gibi. İnne rabbekumullahu lezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin. Sizin Rabbiniz yeri ve gökleri 6 günde yaratandır. Femen kâle bi kıdemil âlem. Âlemin kadim olduğunu söyleyen, âlemin kadim olduğunu söyleyen fevve kafir. Nedir? Kafir. Alemin kadim olduğunu söyleyen kafirdir. Sümme lemma sebete intihâul mevcudâti ilâ vacibil vücûdi lidâtihî. Şimdi sebete kelimesi arkadaşlar hakikat, gerçeklik kelimesiyle birebir irtibatlı kullanılır. Yani sebete gerçekliğin ortaya çıkması, izhar olmasını ifade eder. Onun için bizim kelamcılar ve işte akli ilimlerle uğraşanlar özellikle sözlerinin gücünü, delillerinin sağlamlığını ifade etmek için bu sebete kökünden gelen ispat kelimesini kullanırlar. Yani gerçeğin de gerçekliğini göstermek diye ifade ederler. Şimdi yani bu kadar mevcudat, yani yaratılanların, var edilenlerin zatı itibariyle varlığı zorunlu olan, yani vacibül vücut, buna ulaştığı ortaya çıktığına göre, yani ulaştığı derken son nokta bulduğu demek şu, yani bunların varoluşunun dayandığı nokta Allah-u Teala'dır. Yani bu yaratılanları var edecek şey nedir? Bunlar gibi olmayan, varlığı kendisinden olan, tamam mı? Başka bir varlığa muhtaç olmayan Allah'tır. Bu nokta ortaya çıktığına göre, bu gerçeklik sabit olduğuna göre, vel ademu alel vacibi mümteniun, vacibül vücut için yokluğun
imkansız olduğu ortaya çıktığına göre لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اِسْتَحَالَ عَدَمُهُ. Çünkü kadimliği sabit olanın yokluğu imkansızdır. Bu bir ilkedir diyor. Bunlar ortaya çıktığına göre lezime gerekir. Kevnuhu ezeliyen ebediyen. Allah-u Teala'nın varlığının ezeli ve ebedi olması gerekir. Yani başlangıçsız ve sonsuz olması gerekir. Fehve kadimun, o kadimdir. La evvele li vücudihi. Yani varlığının da başlangıcı yoktur. Tabii yani bu kavramlar noktasında birçok şeyler de var, tartışmalar da var. Yani kadim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması anlamında. Evvel ahir diye ifade edilir. Yani evvel olan odur, ahir olan odur. Hatta yani bu noktada kelamcılara da itiraz gelir yani, siz niye bunu kullanıyorsunuz? Evvel ve ahir kelimesini kullanmak daha doğrudur diye. İbn-i Hazm. Neyse. Evet, İbn-i Hazm değil mi hocam? Evet, İbn-i Hazm caiz değil diyor. Aynen. Ve bakin, Allah bak kadimdir, varlığının başlangıcı yoktur. Ve bakin, sonsuzdur. La ahira li şuhudihi. Yani şahitliklerinin, işte gördüklerinin, yani varlık aleminde oluşunun sonu yok. Allah'ın sonu yoktur. Sonsuz bir varlıktır. Feyerci'u manel kıdemi vel baka'u fi hakkı ta'ala. Yani özü itibariyle burada kıdemin anlamı beka, yani Allah hakkında kullandığımız kıdem ve beka kelimeleri esasında hangi kabildendir? İle sıfat-ı selbiyeti. Selbi sıfatlardandır. Yani selbi sıfatlar bağlamında zikredilir. Yani olumsuzlama yöntemi diyoruz arkadaşlar. Yani bak, ifadeyi kullanırken ne dedik? Kadim, başlangıcı olmayan. Yani beka, baki, sonu olmayan. Yani bir anlamda yaratılanlardan olmadığını ifade etme yöntemi. Selbi diye ifade ediyoruz bunu. Ve in attehuma bazuhum fin nu'uti subutiyeti. Yani bazılar, bazı alimler bu sıfatları subuti sıfatlar kapsamında söylese de, kabul etse de. Subuti de aslında Allah'ın varlığını ortaya koyan sıfatlar demek. Selbi, yani yaratılanlardan ayıran, olumsuzlayan sıfatlar. Sübuti de Allah'ın varlığını ortaya koyan sıfatlar. İşte Allah diridir, Allah işitendir, görendir gibi. لِأَنَّ مَعْنَ الْبَقَاءِ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ. Çünkü Allah hakkında kullandığımız beka kelimesinin anlamı nedir? Nefyu ademin lahikin fil ebedi. Yani Allah için lahik, ulaşan, katılan demek. Yani ebedde ulaşan yokluk. Yani ona ne diyelim, ilişen yokluk. Yani ne demek? Yok olmak demek aslında. Bu teknik bir ifade arkadaşlar. İşte böyle bir yokluğu nefyetmedir. Yani olumsuzlamadır. Allah hiçbir şekilde yokluk ne yapmayacak? İlişmeyecek. Keme, yani şunun tam tersidir. Aynı kural ama tam tersi. Nedir o? Ennel kıdeme, kıdem de ibaretun en nefyi, yani bu da şunu olumsuzlamadan ibarettir. Ademin sabitin, sebaka önce gelmek, yani onun önüne geçmek. Yani bir şeyin önüne yokluğun geçmesi demek, şu, bu da teknik bir tabir.
önceden yoktu demek anlamında. Fil ezel, yani ezelde onun önüne yokluk geçmemiştir. Yani yokluk söz konusu olmamıştır hiçbir şekilde. Yani ne başında ne sonunda. Allah için hiçbir şekilde yokluk söz konusu olmamıştır diye burada ifade ediyor. Feyerciu manahuma, dolayısıyla bunun iki manası, yani bu ikisinin de manası, yani kıdemin de bekanın da manaları ilane fil adem. Hedefleri nedir bunların? Allah'tan yokluğu nefyetmek, olumsuzlama. Yani Allah ve yokluk haşa, kesinlikle ikisi bir araya gelemez demektir yani. Biraz amiyane tabirle ifade edecek olursa. Veliza galet turbiştiyyu. Hocam bunu bilmiyorum. Doğru mu okuyorum? Yanlış mı okuyorum? Yani evet hocam, bu turbişti bazen turbişti de diyorlar. Türkçe'de türpüşti diye de görebilirsiniz. Yani bunu görünce türbüşon falan at. Biraz söylenmesi zor. Vefatı yanılmıyorsam 660'larda, yani Razi'nin biraz sonrası. 661 diyor hocam. Tamam. Razi'nin bu biraz şey tarafından sonrası mı? Hocam bu türbüşti Hindistan tarafından mı? Evet, evet, o taraflardan hocam. Ve bu zatın şeyi, Mu'tekad diye bir şeyi var. Mu'tekad ehlüsün, Mu'tekadüs ve Mu'tekad ehlüsün. El-Mu'tekad, El-Mu'tamid fil Mu'tekad herhalde, değil mi hocam? Burada böyle bir fil Mu'tekad. Yani bir Mu'tekad. Evet, bu şekilde kısaltılan bir eseri var. Bu eser hocam Ehl-i Sünnet akaidine dair çok geniş yayılıyor. Osmanlı uleması da bu eseri çok yakinen tanıyorlar. Bu eseri, bu İhlas grubu var ya hocam. Bunlar çok eskiden, 70'lerde olabilir. Türküştü Risalesi diye neşrettiler. Hatta yakınlarda yeniden bir neşredildiğini gördüm. Yani yeni baskısını da gördüm. Fakat hani o, ben tez sırasında incelemiştim. O İhlas Vakfı'nın neşri çok hatalarla doluydu. Yanlış okumalarla doluydu. Evet. Aslı, eserin aslı Farsça. Ama yani elimizde Türkçe şey de var. Önemi şurada. Gerçekten bayağı etki sahası yayılıyor. Önemli bir akaid eseri olarak kabul ediliyor. Osmanlı uleması da mesela hep atıflarda bulunur bu zaten. Ya buradan şunu da görüyoruz hocam. Yani çok böyle Hint alt kıtası veya Sint tarafına çok atıfta bulunuyor. Evet, evet. Molla Gülhari, yani Mekke'de yaşaması itibariyle muhtemelen Haç için geliyorlar. Onlarla çok diyalog halinde. Onu da hocam, ben göstermiş de, oldum. Bu Türpüşti esas önemli kılan şu, bu kadar meşhur yapan İmam Rabbani'nin Ehl-i Sünnet akaidini doğru bir şekilde öğrenmek isteyen Türpüşti Risalesi'ne, akaid kitabına baksın şeklindeki bir ifadesi var mektubatında falan. Biliyorsun İmam Rabbani çok tesir etmiş. Evet. Bizzat. Yani Osmanlı'ya da sonraki dönemde oradan gelen halifeler yolu çok tesir etmiş biri. Yani Türküştü'nün orada yazdığı bir eserin buralara gelip bu kadar meşhur olmasının bir sebebi de odur. İmam Rabbani'nin bu eseri övmesidir. Anladım. Onun üzerinden biliyorsun zaten, hani Nakşibendi Osmanlı'da geç giren ama en yaygın olan tarikat. O yolda da Türküştü Risalesi de girmiş görünüyor. Doğru. Eyvallah hocam. Yani bayağı ya bu tür eserler okumak çok faydalı oluyor hocam. Evet. Yani literatüre ilişkin çok geniş bilgiler veriyor. Evet. Diyor ki bu nedenle Turbüşti Mu'tekad isimli eserinde fi mu'tekadihi diyor ki innel mevcude vel kadime, yani mevcut varlık, yani varlık anlamı, vel kadime kadim min esma-i zati, zati isimlerdendir. Zat isimlerdendir diye belirtiyor. Evet, şimdi geldik. Ma yecibu alel mükellefi en yekulehu. Evet, mükellef olanın, yani insanın
şöyle demesi gerekir sözüne geldik. İmam-ı Azam'ın bu sözü. Galel İmam'ı, İmam Ebu Hanife diyor ki yecibu, gerekir. Ey yafrudu fardan aynen. Yani bu gerekir, farz-ı ayındır. Yani her müminin, her Müslümanın yapması gereken bir şey. Badema ne zaman yapacak bunu? Yahsulu ilmen yakiniyen. Yakini bir bilgi ortaya çıktıktan sonra. Yani ilk önce insan bilecek. Yani Allah'ın bir olduğunu bilecek. Ve ondan sonra ne yapacak? İşte iman ve ikrar onu söyleyecek. En yakule demesi. Yani ey el mükellefu bilisanihil mutabiki lima fi cenanihi. Yani mükellefin, sorumlu olan kimsenin dilinin kalbindekine mutabık olarak söylemesi gerekir. Yani dil ile kalp birbirini yalanlamayacak diyor. Amentu billahi. Yani bir nevi şunu demek istiyor. Yani kalbiyle dili aynı anda bunu söyleyecek. Ve fihi işaru. Yani burada bir bildirim, bir açıklama, bir gösterme vardır. Nedir o? Bi ennel ikrare lehu itibarun ala hilafin fi ennehu şatrun lil iman. Şimdi burayı topluca verelim. Şatır yarı anlamında kullanıyoruz. Yön, taraf, istikamet anlamları var. Yani burada şunu demek istiyor. Yani bu ikrarın imanın bir parçası, imanın yarısı olduğuna dair bir tartışma da var. İkrar, yani hani şeyde olur ya, tabii daha sonraki ulema özellikle iman nedir? Tasdik demişler. Tasdik de nerede olur? Kalpte olur. Ama yani bazı alimler de ikrarı imanın ayrılmaz bir parçası olarak, şartı olarak ne yaparlar? Görürler. Bu tartışmaya işaret ediyor. İlla ennehu, burada şunu zikretmek gerekir ki yeskutu ibadil ahyani. İkrar bazı durumlarda düşer. Yani bazı durumlarda olmayabilir. Ev şartın, ya veya bu ikrar şöyle bir şarttır. Li icra-i ahkamil iman. Yani imanın hükümlerinin icrası için bir şart. Yani bir nevi buna şey de söyleyebiliriz. Yani toplumsal kimlik, onu da eklemek mümkün burada. Yani iman eden bir kişinin yapması gereken fiiller vardır. Öyle değil mi? Yani bu fiillerin geçerli olabilmesi için. Kema huve mukarrarun. Yani sistematik olarak ifade edildiği üzere indel ayan. Yani bazı önde gelen alimlerin söylemiş olduğu, yani onların ne diyelim varmış olduğu sonuca göre imanın hükümlerinin icrası için bir şarttır. Ne? İkrar. Ve huvel merviyyu anil imami. Şimdi imamdan bu yönde, yani İmam-ı Azam'dan bu yönde bir rivayet vardır. Ve ileyhi zehebel maturidiyyu, yani İmam Maturidi de bu görüşü benimsemiştir. Ve huvel asahhu indel eşariyyi, İmam Eşari'nin nezdinde de doğru olan görüş budur. Yani ikrar nedir bir anlamda? İmana dair hükümlerin gerçekleştirilmesi için gereken bir şart, bir ön şart. Ve yüeyyiduhu kavluhu ta'ala. Yani Allah-u Teala'nın şu sözü de bunu teyit etmektir. Ulaike ketebe fi kulubihimul imane. İşte onlar kalplerinde iman yazılanlardır. Ve kâlel bezdeviyyu. Bezdevi dedi ki men saddaka bi kalbihi ve terekel beyane min gayri uzrin. Yani kim kalbiyle tasdik eder ama
herhangi bir özür olmaksızın, yani herhangi bir sıkıntı olmaksızın bunu beyan etmezse, tamam, kalbinde tasdik var ama yani bir baskı yok, başka bir şey yok. Durduk yere adam bunu diliyle beyan etmiyor. Böyle beyan etmez ise lem yakın mü'minen. Bu adam mü'min olmaz. Ve hâzâ mezhebul muhakkikîne minel fukahâi. Yani şimdi bu muhakkik kelimesinin tam bir Türkçe karşılığını bulamıyorum arkadaşlar. Onun için böyle bir şey ifade etmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Yani muhakkiklik ilimde ileri gitmeyi ifade eder. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir şeyin hakikatini, gerçekliğini görmeyi ve o gerçekliği sistematik bir şekilde ifade etmeyi ifade eder. Hakik. Yani ilimde çok ileri bir seviyeyi ifade eder. Diyor ki fakihlerin, ehli tahkikinin görüşü de böyledir. Yani bu bizim şeylere, Hanefi fukahaya işaret ediyor abi, değil mi? Nedir hocam? Evet, evet hocam. Ve fi kelamihi, yani onun sözünde muhtemelen İmam-ı Azam'ın sözünü kastediyor. İşaretun ile ademi iştirati lafzı eşhedü. Yani burada şuna işaret vardır. Yani eşhedü lafzının şart olmamasına bir işaret var. Eşhedü. Haysu lem yekul yecib en yeşhede bi enni amentu billah. Yani şöyle demedi diyor yani. Şöyle şehadet etmesi, iman ettim diye şehadet etmesi gerekir diye bir şey söylemedi diyor. Yecib en yekule dedi diyor. Yeşhede demedi diyor. Bak dikkat. Hilafen, yani şunların zıttına kimdir onlar? Limen şerrattahu mine şafiiyyeti, yani şafilerden bazıları bunu şart koşuyor. Eşhedü ifadesi. Eşhedü olmazsa olmaz diye. Müstedelline bi kavli aleyhissalatü vesselam, Hazreti Peygamber'in şu sözünü delil getirerek eşhedü de şarttır diyorlar. Umirtu en ukatilen nase, yani insanlarla savaşmakla emrolundum. Hatta yeşhedü en la ilahe illallahü. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edene kadar. Onlar buna dayanarak ne diyorlar? Eşhedü ibaresinin de getirilmesi gerekir diyorlar. Ma'ennehu, fakat ne var ki şöyle de bir rivayet var. Ennehu da'fi rivayetin. Başka bir rivayet de şöyle. Hatta yekulu la ilahe illallah. La ilahe illallah diyene kadar. Dolayısıyla bizim imam diyor, İmam-ı Azam bu yekulu ifadesini dikkate alarak kullanıyor diyor. Vel mana, dolayısıyla burada mana nedir? Saddakte muterife. Yani muterif itiraf etmek değil, yani kabullenmek, içten, gönülden kabullenmek anlamında. İtiraftu billahi mesela, Allah'a samimi olarak bağlandım anlamındadır. Bi vücudillahi subhanehu ve tevahhudihi fi zati. Yani mana ne oluyor? Ben Allah Teala'nın her şeyden münezzeh varlığını ve zatında birliğini ve teferrudihi fi sıfatihi, sıfatlarında da birliğini gönülden bir şekilde kabul ediyorum. Buna iman ediyorum diye ifade ediyor. Hocam, evet Kadir, var mı demek? Şöyle müsaaden olursa arkadaşlar, bu Hanefilik içindeki bu konudaki ihtilafı şöyle de özetlemek istiyorum. Şimdi Hanefiler şurada ihtilaf ediyorlar. Tasdik esastır da ikrar imanın şatrı mıdır, şartı mıdır? Şatrı derseniz yarısı olur. Yani tasdik bir yarısı, ikrar bir yarısı olur. Böylece ikrar ayrılmaz bir parça olur. İkrarla iman tamamlanmış olur. Şimdi Pezdevi'nin, Serahsi'nin, bu gibi fakih Hanefilerin görüşü, Ebu Hanife'nin de
ikrarı imanın şatrı olarak saydığı yönündedir. Hatta o yüzden de Ufuk-ı Ekber'deki ibarede de işte o Ebu Hanife diyor ki aslu tevhidi ve mâ yasihul itikadu aleyhi yecibu en yakule diyor. Yani orada kavli kullanıyor özellikle diyorlar. O yüzden Ebu Hanife ikrarı imandan saydı diyorlar. O Pezlevi'nin görüşünü de vermişti. Buradaki esas vurgu biraz da özürsüz olarak söylemenin caiz olmayacağını vurdu. Ama İmam Maturidi gibi kelamcı Hanefiler de Ebu Hanife'den bir başka rivayeti alarak ikrarın şart olduğunu, şatır değil de şart olduğunu söylüyorlar. Şart şeydir biliyorsunuz, namazın bir rükünleri vardır, bir şartları vardır. Rükün içindekilerdir, onlardan bir eksik olsa namaz olmaz. Ama şart namaz ibadetini etkileyen bir şey değildir ama namazın gerçekleşmesi için dış gerekliliklerdir. Mesela vaktin girmesi gerekir. Siz namaz kıldınız, namazınız olmuştur ama vakit girmeden kılmışsanız öğle namazı diyelim olmamıştır. Onun gibidir. Yani şartla şartı biraz ayırmak için söylüyorum. Hazırlayıcı ön gereklilik gibi düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen. O dış gereklilik olmazsa bu da başlamış olmuyor. Yani ibadeti gerçekleşmiş olmuyor. Şimdi esas Hanefiler içerisinde ayrılan nokta işte bu ikrar. İmanın şatrı mıdır, şartı mıdır? Bu fakih çizgisi, Pezlevi'se rahsi çizgisi şatrı olduğunu Ebu Hanife'nin de özellikle onu vurguladığını söylüyorlar. Bu eşşehide ile kavl şu farklılığı da orada. Yani eşhedi şey olarak düşünmeliyim. Türkçe'de kabullenmek, benimsemek olarak da düşünebiliriz. Bu kerramiler de hocam mesela bu hadise vurgu yaparlar. Onlara göre de iman sözdür. Evet. Hazreti Peygamber dedi ki insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar. Bunu benimseyinceye kadar değil. Bunu evet. Tasdik edinceye kadar değil. Deyinceye kadar savaşmakla emrolunduğu. O yüzden iman sözdür diyorlar. Biliyorsun kerramiler de Hanefi grup içerisinde sayılıyor. Aynen. Bu bilindirmeyi onlar da kullanıyorlar. Evet. Bir de hocam eyvallah çok konuyu güzel özetlediniz hocam. Çok sistematik. Yani beş eserde de el iman huvel ikrar ve tasdik şeklinde evet. De geçiyor hocam. Evet. Yani muhtemelen oraya da işaret ederek evet. O tür şeyleri kullanarak bunu vurguluyorlar. Hı-hı. Evet. Ve melaiketihi. Arkadaşlar sıkıldınız mı? Yoruldunuz mu? Hayır hocam. Bir madde daha okuyalım ben de. Diğer sayfaya geçelim. Ondan sonra bakarız artık. Şu var mı? Kadir hocam. Geçen hafta iş vardı. Hocam bu hafta da 2.5'da ayrılmam gerekiyor. Tamam o zaman karşı sayfaya geçip bakalım hocam o zaman. Ve melaiketi. Yani meleklerine iman. Bi ennehum mukarramun ibadun mukarramune. Yani bunlar Allah'ın değerli kıldığı kullarıdır. La yesbikunehu bil kavli. Allah'ın sözünün üstüne söz söylemeyen değerli kulları. Yani saygısızlık etmeyen, ona karşı olmayan, karşı durmayan kulları. Ve hum bi emrihi ya'melun. Allah'ın emri neyse onu yaparlar. Onun dışında hiçbir şey yapmazlar. Ve ennehum ma'sumun ve la ya'sun. Onlar yani günahsızdır. Yani ne demek? Günah işleme tabiatıyla yaratılmamışlar. Günah işlemezler. Ve munazzahun an sıfati zukuriyeti. Yani erkeklikleri yok. Bundan münezzehtir derken yani erkeklik nitelikleri yoktur. Ve na'til unusiyeti kişilik nitelikleri de yoktur. Vakat enkerallahu fi kitabihi ala Allah-u Teala kitabında şöylelerini ne yapar? İnkar eder. Yani kabul etmez. Men kâle şöyle diyen İnnehum benatullahi haythu kale. Yani ayeti de geçti üzere bu melekler Allah'ın kızlarıdır diyen heriflerin sözlerinden Allah nefret eder.
bunları kesinlikle kabul etmez. Ve ce'alul melâiketellezîne hum inderrahmâni inâsa. Yani bu adamlar melekleri Allah katındaki, Rahman'ın katında olan dişiler olarak gördüler. Böyle kabul ettiler. Eşşehidû helgahum. Yani tam amiyane tabirle ifade edilecek, yani çok güzel açıklayacağız. Bile namussuzlar, siz onların yaratılmasına mı şahit oldunuz? Değil mi? Kadir Hocam. Evet, evet hocam. Yani tam ucuk oturuyor yani o ifade. Settuk da bu şehadetuhum. Yani bu yaptığınız şeyler kaydediliyor. Tamam. Ve yüseluna, bundan sorulacaksınız. Ve kale yine Allah Teala şöyle buyurmuş. Estafel benati alel benini. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani ben erkekler dururken kızları seçmişim. Mâ lekum keyfe tahkumun. Ya bu ne garip, ne saçma sapan şeyler veriyorsunuz, hükümler veriyorsunuz. Yani onların yaptıkları şeylerin ne kadar saçma olduğunu burada ne yapıyor? Allah Teala ifade ediyor. Ben bu ayet-i kerime çok hoşuma gider. Şöyle şimdi bunlar kız çocuklarını biliyorsunuz fakir görüyorlar. Kız çocuğu doğduğu zaman üzülüyor. Başımı çaldım diyor vesaire. Değer vermiyorlar. Ama bekleri Allah'ın kızları diyorlar. Şimdi Allah böyle diyor. Yani değer vermediklerinizi bana veriyor, atıyorsunuz. Hı. Sizin kendi kriterleriniz içerisinde. Değer vermediğinizi bana veriyorsunuz. Değer verdiğinizi kendinize alıyorsun. Bu nasıl bir birleştirme? Bir de Allah'a inanıyoruz diyorsun. Sen bizim Rabbimizsin diyorsun. Kendi iç mantıklarında onları çelişkiye ve açığa düşürme şekli benim hoşuma gider yani bu. Aynen, yani tam bir saçmalık. Yani insan ilah olarak tanıdığına, yani en büyük ihtiramı göstermek zorunda. Tabii. Değil mi? Yani kendisine veya sevdiğine verdiği değerden daha fazla bir değer vermesi lazım. Sizinki saçma sapan taksit diyor yani. Böyle şey mi olur diyor. Aynen. Çok hoş ifadeler yani. Evet. Ve zükkera fil cevahiri fil usulü. Yani burada anlattığımız şeyler diyor. Cevahir fil usul isimli eserde de geçiyor diyor. Değil mi? İyicininmiş hocam diyor. Evet. İyicinin. Ennel melaikete melekler leyse lehum hazzun min na'imil cinani. Yani meleklerin böyle cennet nimetlerinden bir tat zevk alma durumları yoktur. Ve le min ru'yetir rahmani. Yani onlar Allah-u Teala'yı görme nimetini de tatmayacaklar. Keza fi şerhil kuneviyyi li'undetin nesefiyyi. Bu bizim Ebul Berekat Nesefi değil mi hocam? Undetin Nesefi diyor ya. Evet evet, bu Konevi'ye bakıyorum da bu Konevi evet. Şey Aksaray mı bu? Konevi diyor, bilmiyorum hocam. 1577 Cemalettin Efendi. Tamam hocam, ben bir bakarım. Yani bu Nesefi'nin Undesine şerh yazan Konevi'nin şerhinde bu konu geçer diyor, anlatılır diyor. Ve Zekeray'ı da yine o zikretmiştir ki ennehum melekler ecsamun latifetun hevaiyye. Böyle çok hoş, ne diyelim, böyle ne katı ne böyle sulu sıvı, öyle bir şey değil. Böyle havasal bir şeyleri vardır, cisimleri vardır. Tukaddiru alet teşekkuli bi eşkalin muhtelife. Farklı farklı şekillere girebilirler. Böyle bir yetenekleri vardır. Uli ecnihatin mesna ve sulasa ve ruba. Ve ruba. Yani onların kanatları vardır. Değil mi? İkili kanatlar, üçlü kanatlar, dörtlü kanatlar. Meskenuhum
onların meskenleri, yerleşik oldukları yer neresidir? Es-semavatu, semalardır. Ey meskenu mu'zamihim. Yani şöyle de anlaşılabilir. Yani çoğunluğunun meskeni orasıdır veya yüce meskenleri de olabilir. Bilmiyorum Kadir Hocam, sen ne dersin? Bir çoğunluk ifade olsa gerek hocam. Hani yerde olan melekler de var. Çoğunluğunun evet. meskeni göklerdir. Evet. Kale dedi ki ve hâze kavlu ekferil muslimine. Yani Müslümanların çoğu bu şekilde düşünmektedir. Ve kutubihi kitaplarına iman, yani ey el münezzeletu min indih, yani Allah katından gelen kitaplar, ne gibi? Kettevrati vel incili ve zeburi vel furkani, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an ve gayriha min gayri ta'yini fi adediha. Yani sayısını burada sınırlayamayacağımız kadar. Yani bizim bildiğimiz nedir? İşte bu dört kitap. Bir de bazı suhuflardan bahsediliyor. Yani buradan şu anlamı da çıkarıyoruz. Ya bunlardan başka Allah'ın gönderdiği kitaplar da olabilir. Yanılıyor muyum Kadir Hocam? Yok öyle öyle hocam. Evet. Ve rusulihi, peygamberlerine iman, ey cemi'i enbiyâhi, yani bütün peygamberler burada kastedilmek. E'ammu min ennehu umira bi tebliğî risaleti emla. Yani bu çok genel bir ifade. Yani burada davetini tebliğ etmekle emredilmiş olsun veya olmasın. Tamam, yani bu şeyle tebliğ ile emredilen de vardır, emredilmeyen de vardır. Ha, yani bütün peygamberleri kapsayan bir isimdir. Kapsayan bir isimdir. Ve zahiru kelamil imami, yani burada İmam-ı Azam'ın sözünden şu anlaşılıyor, zahirinden şu anlaşılıyor. Teradefen ennebiyye ve resul. Yani Nebi ve Resul kelimelerini eş anlamlı olarak kullanıyor. Burada. Kemahtarahu İbn-i Hüman. Yani İbn-i Hüman'ın da tercih ettiği şey budur. İlla enne, fakat şu var ki el cumhura ala ma tebbimna, yani bizim sunduğumuz üzere, anlattığımız üzere min enner Resul'e tehassu minen Nebi fi tahkikil meram, yani meramın, amacın tam anlamıyla ortaya çıkması bakımından Resul kavramı Nebi kavramından daha hastır, daha özeldir. Yani ne diyelim, anlam kümesi daha dardır. Ve le nu'ayyinu adeden, yani biz burada herhangi bir sayı belirtmiyoruz peygamberler hakkında. لِأَلَّا يَدْخُلَ ف۪يهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنُمْ. Çünkü yani adam peygamber değildir ama sanki onu peygambermiş gibi sunabilme tehlikesi var. Dolayısıyla bir sayı ifade etmiyoruz diyor. اَوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ. Ya adam peygamberdir ama biz onu peygamber olarak kabul etmemiş olabiliriz. Dolayısıyla tehlikeye atmamak lazım olayı diyor. Evet. Her an ayak kayabilir. Onun için herhangi bir sayı belirtmiyoruz. Ve tertibu beyne selase, yani bu üçü arasındaki sıralama, işte melaike, kütüp ve rusul, böyle bir sıralama. Bir itibar, yani şu itibarla yapılan bir sıralamadır. Ennel melaikete ye'tune bil kitab, bil kütüp. Yani melekler kitabı getiriyor. İlk önce getiren, sonra getirilen şey ve kime getiriliyor? Böyle bir sıralama. Ye el melaike, bak sıralamayı görüyoruz zaten. Enler melaikete birinci, yetune bil kütübi kitapları ikinci, iler rusulü peygamberlere getiriyorlar üçüncü. Böyle bir sıralama. Ve illa, ya şunu da ifade edelim burada. Fel kutubu
Efalu minel melaiketi bil icmai. Yani bu icmaile sabittir. Kitaplar meleklerden daha değerlidir. Feynna. Çünkü bunlar kelamullahi min gayri niza'in. Tartışmasız Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı şeyden daha değerlidir. Meleklerden daha değerlidir diye ifade ediyor.